Ekranların en anlamlı, en özel, en içten, en halktan, en candan programı Bir Milletin Efendisi programıyla tekrar huzurdayız sevgili izleyenler. Bu hafta sizlere Konya ilimizin Beyşehir ilçesinden sesleneceğiz. Beyşehir'in Akçabelen köyünden. Evet sevgili izleyenler, son 2 yıldır ekranlara taşıyoruz Akçabelen Şeker Fasulye Festivali'ni. Bu yılda 8.'si gerçekleştirilecek. Dünyaca ünlü bir kuru fasulyemiz sevgili izleyenler. Geçtiğimiz 2 yıl tamamı yurt dışına ihraç edildi. Şöyle bir özelliği var. Ben şahsen 2 yıldır kullanıyorum bu fasulyeyi. Soframdan eksik etmiyorum. Et bunun tadını gerçekten bozuyor. Etin tadında, lezzetinde bir proteini var. Böyle özel, güzel bir fasulyemiz. Tüm ülke insanının bunu tüketmesini dileriz. Bu yıl 8.'si gerçekleştirilecek olan Akçabelen Çetmi Şeker Fasulye Festivali'ndeyiz. Milletin Efendisi programı başlıyor. Evet ustam. Ustam buyur. Tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Hoş buyur, geldiniz. 8.'sini gerçekleştirdik. Kuzu etinden daha tatlı, daha zelletli. Çek kızım şöyle. Alın gelin arkadaşlar. Evet, kuzu etinden daha kıymetli, daha tatlı. Bunu yiyen bir sene, yiyen bir daha ayrılamıyor. Sayın Kaymakamımız, Sayın Milletvekilimiz, Sayın Belediye Başkanımız, hepsi şu anda burada. Evet. Gördüğünüz gözümüzle burada. Evet sevgili abi. Ustam, 2 yıldır çekiyoruz, ekranlara merhaba. Taşıyoruz, tadıyoruz. Lezzetiniz alüyül ala. Onu biz de test ettik, onayladık. Testten evet, geçti yani. Geçti. Hoş geldiniz, ayağınıza sağlık. Şimdi konuşanlar ete gerek yok diyor. Kesinlikle. Kuzu kesinlikle. Etinden daha lezzetli diyor aynen, abim. Aynen. Evet. Hoş geldiniz. Tekrar ayağınıza sağlık. 8. Akçabelen Çetmi Şeker Fasulyesini gerçekleştirmiş durumdayız. Emeğe geçen herkese çok teşekkürler. Atamızdan yüzyıllardır tohumunu bugüne kadar saklayıp ve sahip çıktığımız için gururluyuz, mutluyuz. Yurt içi ve yurt dışı standlarda yerini aldı. Bu yönden gerçekten Akçabelen Çetmi'li olarak çok gururluyuz, mutluyuz aynı zamanda. Yani malum bizim şeker fasulyesi gerçekten coğrafi işaretli, patentli. Bu çevrede aynı tohumu verip köy ve kasabalara maalesef aynı lezzeti elde edemiyorlar yani. Gerek toprağından gerek suyundan. Bu coğrafya bu köyde olacak. Bu coğrafi işaret patentli ürünümüz evet. Biz bu çevredeki köy ve kasabalara, mahallelere veriyoruz. Aynı zamanda da bu tadı, bu lezzeti, bu şeyi kesinlikle vermiyor yani lezzeti. Evet. Bu toprak, bu hava, bu su. Kesinlikle. Akçabelen'in. Çetmi'nin. Burada havasından, yetişecek. Suyundan. Evet, burada birinci yetişecek. Birinci olan Razi ablamız Antalya'dan gelmiş burada dikmiş aynen, bunu. Aynen, aynen. Yani bizim zaten, buralı da değil. Şöyle söyleyeyim, normalde yazın, 4000 nüfusumuz var yazın. 7. Evet. 8. ayda hep yurt dışında veya gerek gurbetçiler olduğu için. Ama malum 2 ay, 3 ay bu ekim dikim şeyinde gurbetçilerimiz de gelip köylerinde çetmi şeker fasulyesini yetiştirip ticaretini de yapıyorlar. Aynı zamanda kışlık yiyeceğini, içeceğini de kaldırıyorlar. Bunlar da bizim kendi tarlamızda mahsulümüz, bulgurumuz. Burada değirmenimiz var. Aynı zamanda yıkayıp, kurutup, değirmene gidip çektiriyoruz. Kendi yiyeceğimizi, ihtiyacımızı ancak karşılıyoruz. Bunlar da bizim kendi mahsulümüz. Bulguru da aynen çetmiye ait. Evet. Tohumlardan. Fabrikamız, eleme makinelerimiz, hepsi, evet. Kooperatifimiz. Kooperatifimiz, eleme paketli. Ama size bir hayli de destek var. Allah yani. Razı olsun, evet. Evet. Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır'dan,
gerek milletvekilimiz Gülay Samancı tekrar onların vermiş olduğu bu desteklerden dolayı teşekkür çok ederim. Memnunuz. Yani maşallah. Taneleri de iri iri. Tane zaten özelliği o. Bu çetmiş şeker fasulyesinin özelliği o. Yalnız çok ince gözüküyor. Islamadan önce evet çok normal aynı söylediğiniz gibi küçük gözüküyor. Evet. Ama suda 8 ile 10 saat arası ısı kaldığı zaman yani iri bir şey görüntü ortaya çıkıyor. Evet, Akçabelen köyünde bir şenlik var. Evet, İlgi var, alaka var, oldukça var, fazla. Tüm Beyşehir burada. Evet, dünyaca ünlü fasulyeniz var. Evet, Akçabelen'in coğrafi işaretli fasulyesi, şeker fasulyesi bir daha kendini bu festivalle de kanıtladı. Tescilledi. Yani Akçabelen hak gayrı önü açık. Yani diyebiliriz yani bu fasulye konusunda. Geçtiğimiz birkaç yıl evvelinde yurt dışına gönderdik. Tamamen. Şimdi iç piyasaya ağırlıklı geliyor. Bir tüccarlar geliyor. Gayrı pazar sorunumuzu da ağır ağır aşmaya başladık. Yani Allah'a şükür. Bence. Pazar i̇nşallah inşallah pazar sorunumuz şimdiden sonra olmayacağı kanaatindeyim. Böyle festivaller sizlerin sayesinde. Evet, fasulyemiz bu. Fasulyemiz bu. Bu ince gözüküyor ama yemekte oldukça... Yemekte şişer, su tutma oranı çok yüksek bunun. Su yani aşağı yukarı erik kadar olur diyebilirim yani ıslattığın zaman. Zaten akşamdan doğru. Islatacaksın. Gayet pişmesi. De güzel ve lezzetli, evet, onu da söyleyeyim. Evet, yani evet. Tadan... Yiyen 2-3 yıldan beri ben evet, bunu evet. Evimde tüketiyorum. Her türlü zaten yiyen mutlaka dönüşü olur yani. Dönüşü olur. Mutlaka dönüşü olur. Yiyelim. Evet sevgili izleyenler, bu fasulyeye et katılmaz diyorlar. Et katılmaz evet. Et bu fasulyeyi katılmaz. Bozar. Tadını bozar. Tadını bozar. Et tadında bir fasulye. Evet. Ben 3 yıldır bunu tüketiyorum. Memnunsun. Gayet memnunum. Yani gayet herkes sizin gibi arkadaş. Herkes sizin gibi. Herkes sizin gibi. Herkes sizin gibi. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Sağ olasın. Çetmili Karaali Çavuş ve oğlu Mehmet Onbaşı. Hiç arkalarına bile bakmadılar giderken. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır anlayışıyla bize bu cennet vatanı bırakabilmek için canlarını, kanlarını feda etmişler. Peki bize düşen görev ne? Bu emaneti en iyi şekilde ilerletip, yüceltip, gelecek nesillere biz de emanet etmek. Bizim amacımız, derdimiz, gayemiz de bu olmalı. Artık savaşlar topla tüfekle yapılmıyor biliyorsunuz. Savaşlar bilgisayar başında, klavye başında, soğuk savaş şeklinde olmakta. Ve bizim üzerimize düşen görev de bu vatanı, milleti yüceltip, çok çalışıp ileriye doğru taşımaktır. Şeker fasulyemiz. Ne kadar paranız olursa olsun, ne kadar toprağınız olursa olsun, ne kadar traktörünüz, araziniz olursa olsun, hiçbir şeyi sonradan siz ona değer katamazsınız. Ne kadar tarlanız varsa olsun, dediğim gibi ne kadar paranız olursa olsun, hiçbir yerde, dünyanın hiçbir yerinde Akçabelen çekmiş şeker fasulyesini yetiştiremezsiniz. Bu yüzden ki bu elimizdeki bu cevherin kıymetini bilelim. Bizler atalarımızdan, neslimizden bu tohumu nasıl yetiştirip nasıl daha iyi yerlere getirebilmek için elimizden geldiği kadar çaba sarf ediyoruz. Kooperatifimiz, muhtarlığımız, sayın siyasi büyüklerimiz aldığımız desteklerden şimdi şu anda kurmuş olduğumuz eleme tesisimiz, paketleme tesisimiz, her şey, hepsi şu anda faaliyete geçmiştir. İnşallah biz bu fasulyeyi daha ileriye, daha kaliteli olarak üretmeye devam edeceğiz. Bizim bir sloganımız vardır. Sakın bizim fasulyemizin içine et koymayın. Et bizim fasulyemizin tadını bozar.
Hepinize saygılar sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Çünkü bu etkinliklerde istikrar çok önemlidir. Sürdürülebilirlik çok önemlidir. Ve bunun devam ettirilmesi de özellikle çetme fasulyesinin, şeker fasulyesinin devamlılığı açısından da son derece önemli. Benden önceki konuşmacılar ifade ettiler. Artık çetme fasulyesiyle ilgili altyapı tamam, tesis tamam, coğrafi işaret alındı. Bundan sonra artık üretimin devamlılığı ve üretimin artması ve kaliteyi koruma son derece önemli. Artık tarım bilgiden geçiyor. Bilgiye dayanarak, sorarak, rastgele işler yapmadan üretim yapmak zorundayız. Maliyetler çok arttı. Artık fazla lüksümüz yok. Mutlaka işleri doğru yapmamız gerekiyor. Bu açıdan bu hususları dikkat çekmek istedim. Coğrafi işaretini almış olan 7-24 hiç durmadan çalışan fedakar, cefakar çiftçi kardeşlerimiz pandemi demedi, gece gündüz demedi. Hak ettiğini aldı. Bu biz sizlerle biz bu konuda gurur duyuyoruz. İnşallah bunun devamlılığını, aynı zamanda kalitesini koruma ve üretimini artırma ve Türkiye ekonomisine ve kendi çiftçilerimizin ekonomisine katkı yapacağını, bunu daha da ileriye götürmeleri için burada hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Coğrafi, iklim, toprak, lezzet gibi özellikleriyle farklılık meydana getirerek ünlenen fasulyemiz 2019 yılında Beyşehir İlçe Tarım Müdürlüğümüzün çalışmaları ile Türk Patent Enstitüsü'nden coğrafi işaret belgesi alarak değerini ispatlamıştır. Ayrıca şu anda yapılmakta olan festivalin ilkini de ilçe müdürlüğümüzün organizasyon ve katkıları ile gerçekleştirilmiş olup bugünlere kadar devam ettirilmesinden büyük mutluluk ve kıvanç duymaktayız. 2021 yılında fasulyemiz 6 ülkeye ihracı yapılarak ülkemize ve çiftçimize katma değer kazandırmıştır. Fasulyemiz her geçen yıllarda ulusal ve uluslararası pazarlarda ünü artarak markalaşma yolunda ilerlemektedir. Bu kapsamda asıl işin kahramanları olan Akçabelenli çiftçilerimizi huzurlarınızda şahsım ve kurum adına kutlar, ürünlerinin ve emeklerinin bereketli olmasını dilerim. Bayrağına sevgi doludur, aşk doludur. İmanında tereddütsüz imanını özüyle yaşayandır. Toprağımın insanını böyle tarif ediyorum. Sözlerime başlarken Çetmeli Karali Çavuşu ve oğlu Mehmet Onbaşı'yı rahmetle anıyorum, yad ediyorum. Mekanları cennet olsun. Şeker Fasulye Festivalimizin inşallah bölgemize hayırlar getirmesini ben de temenni ediyorum. Tabii şeker fasulye soframızın lezzeti, hanelerimizin bereketi, Akçabelenimizin de kalkınma vesilesidir. Ben çocukluğumdan şunu da çok iyi hatırlarım değerli kardeşlerim. Öncelerde dediğimiz 80'li yılın sonları, 90'lı yılların başlarından tutun hala da devam eder. Benden önce, yani benim büyüklerim benden daha öncesini de bilirler. Onların hafızaları tabii bizden daha fazla, daha güçlü. Antalya tarafından, Manavgat tarafından arkadaşlar, yörükler bu tarafa fasulye tohumu almak için gelirlerdi. Çuval çuval buradan fasulye tohumlarını götürürlerdi. Şeker fasulye bu coğrafyanın hakikaten çok önemli bir imgesi, simgesi. Evet Raziye Hanım, sizleri tebrik ediyoruz. Birinci oldunuz. Teşekkür ediyorum. Bu lezzeti tattırmak benim için bir onurdu. Yıllarca bunu ben arzu etmiştim ama bu yıla nasipmiş. Benim için şerefti, gururdu. Afiyet olsun yiyenlere. Şimdi bu ürünü yetiştirmek için buna alın terimizi, sevgimizi neler kattık? Öncelikle sevgimi katmıştım. Ondan sonra lezzeti tabii ki toprağımız
hocamızın verdiği ürünlerden dolayı ben sevgimle pişirdim. Size de lezzeti sundum. Bu gurur benim için önemli bir şeydi. Teşekkür ettim. Eşim. Memnun oldum. Zaten beraber oldu. Ekiyorsunuz, dikiyorsunuz. Vallahi ben turizmdim. Hanımın için bu sene tatilde bu yaptı. Benim topraklarım hazırlıyor. Teşekkür ederiz. Katılım için gelmiştik. Ve yazın da ve birinci olunca da benim için de çok önemli. Teşekkür şey ederiz. Sen neler söyleyeceksin? Anne, şey diyeyim. Birinci oldunuz. Evet. Tebrik ediyoruz sizi. Evet, çok mutluyum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İlahi ya Rabbel Alemin. Açılışımızda okunan Kur'an-ı Kerimlerden hasıl olan sevabı, açılan ellerden hasıl olan sevabı, verilen yemeklerden hasıl olan sevabı ve burada çalışan kardeşlerimizin samimi bir şekilde çalışmasından dolayı ortaya çıkan güzelliği kabul eyle. İlahi ya Rabbel Alemin, hepsinden hasıl olan sevabı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere. Tabii özellikle bu pandemiden sonra köye, kente, memleketlerine sıla-i rahim yapıp gelip hem boş arazilerini değerlendirenlerimiz arttı. Onlardan bir örnek de Razi Hanım'dı. Tabii jüriyelerimiz özellikle görsellik, tat, ağızda dağılma tüm bu kriterleri değerlendirdi. Razi Hanım'ın fasulyesi hem görsellik açısından, pişirme tekniği ve lezzet açısından diğerlerinden açık ara önde oldu. Diğerleri de çok güzeldi ama 10 üzerinden kaç aldı? Evet, Razi Hanım'a 10 üzerinden 10 verdik. Ama diğer yarışmacılarımız da gayet güzeldi. Zorlandık ikinci, üçüncüyü belirlemek. Hatta 10 üzerinden 9 mu aldı onlar? Onlar 10 üzerinden 9, 8 o arada ama 7'nin altına düşen yoktu yani. O derece başarılı. Kaç kişi katıldı hocam? 9 kişi katıldı ve ister istemez biz tabii mecbur bir ilk 3 sırayı seçtik yani açıkçası. Ama birinci de tereddüt yoktu yani onu söyleyebilirim. Tereddüt yoktu. Evet müdürüm neleri baz aldık birinciyi seçerken? Tabii önemli olan sunumlar, sunum önemli, lezzet önemli, ağızda dağılması, aroması çok önemli. Yani piştiği, içine koyduğunuz şeyler çok önemli. Tabi bunların hepsine bakarak bize gerçekten birinciyi gönül rahatlığıyla açık ara net söyledik yani. Hakikaten çok beğendik. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Hem Antalya gibi bir yerden çalışıp da buraya gelip burada yapması, yaz tatilini burada değerlendirmesi, üretime katkı sunması gerçekten bizi de hem sevindiriyor ve gerçekten de özenerek güzel bir şekilde yapmış. Çok hoşumuza gitti. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Anlattınız ki yemek ihtiyacı hissettim. Evet. Güzel. Ben de aynı arkadaşlar gibi sunum, pişirme yöntemi, odun ateşinde pişirenler vardı. Onların lezzeti Umar biraz isi, daha, evet is kokusu yani. Biraz daha is tadı daha şeydi. Hepsi dediğimiz gibi birbirinden güzel, lezzetli fasulyelerdi. Zaten fasulyenin kendi lezzetli olunca zaten Akçabelen fasulyesi olunca zaten ister istemez lezzetli oluyor ama işte tabii pişirme teknikleri, sunumu onları göz önüne alarak biraz zorlandık dediği gibi bu yarışmada. Sahibi hem buralı hem de ziraat mühendisi. Evet, hem ziraat mühendisi hem de Akçabelenliyim. Evet. Dolayısıyla biraz daha farklı şey oldu. Fasulye biraz daha susuz oluyor. Onu daha çok biz buradakiler biraz daha su oranı yüksek. Sizinkiler daha katı halde. Katı halde. O farkı var biraz şey. Şimdi gerçekten geçen yıl da demişti arkadaşlar et bizi bozar yani evet. Bu yemeğe etik atmayacaksın. Sunumdan öyle zaten yani. Ya ondaki espri şuydu. Espri, evet. Biz ilk fasulye coğrafi işaret alma aşamasında analiz yapılmıştı. İki defa Selçuk Üniversitesi'nde. 27 ve 28 protein çıktı. Biz de inanın Türkiye ortalaması hocam da daha iyi bilir burada. Hani %22 baklagillerde fasulyede %22 ortalama 19-22 o civarlarda ama 27-28 çıkınca bizde çok beklenmedik bir şey oldu. Biraz da esprisi ondan işte etteki protein düşük olduğu için bizim protein değerini düşürür gibi ama tabi hayvansal protein ayrı, bitkisel protein farklıdır yani. Ondan dolayı da biraz şey var. Tabi lezzetin de dediği gibi bu tadı alabilmeniz için başka hiçbir ürünü katılmaması lazım. Hatta yemekte biraz önce kapya biber
biberli yapanlar vardı. Tadını birazcık değiştirmiş yani. Evet. Soğanı bunun masada, sofrada kıracaksın soğanı değil mi evet, hocam? Aynen. Et de yok bunun aynen, içerisinde. Aynen. Soğanla beraber sofra yiyeceksin. Evet. Birlikte. Evet. Bunun özü bu yani. Evet, biraz daha Hacemeler. Özelliğinden bahsedelim hocam. Ya tabii bunlar yıllardır çok 70-80 yıldır bu coğrafyada sürekli atadan diğer nesillere gelmiş yerel tohumlar tabii evet, ki. Tabii burada şöyle yani mutlaka bu yerel tohumlarımızı koruyacağız. Tabii onun yanında çok büyük geniş arazilerde fasulye üretimi yapılan klasik çeşitlerimiz de var. Onlar da lazım olacak. Çünkü tabii Türkiye çok büyük bir nüfus ama özellikle bu yöresel lezzetleri bunlar bizim kültürümüz. Buraların yıllardır gelen bir bunlarla özdeşleşmiş durum. Çünkü coğrafi işaret de aldı zaten. Özeldi. Türkiye'de 4. şeker fasulyesi coğrafi işaret alan. Yani dolayısıyla bu özellikleri korumak bir çeşitliliktir. Diğer ürünlerin yanında ülkemizin tarımsal çoğu ürünün ana vatanı olduğunun da bir göstergesidir. Yani gen merkezi olduğunun fasulye de bunlardan biri. Dolayısıyla bu yani ileride tabii ki bunu korurken buna benzer çok daha yüksek verimli ıslah çalışmalarıyla da buna benzer çeşitler de geliştirebiliriz. Yani bunu da ifade etmek isterim. Teşekkür ederiz. Bana sorarsın onu 200 yıllara dayanır o. Daha eski. Mesela benim annem 94 yaşında ölen annem. Dedelerimi bilmem mesela. Dedelerimin biri de Kara Ali Çavuş. Torunu. Torunuyum. Kara Ali Çavuş'un evet. Torunlarından. Onun torunları. Allah şefaatlerinden. Allah hepimiz inşallah öbür dünyada beraber oluruz. İnşallah. İnşallah. Gerçekten bizim fasulyemizin tadı hiçbir yerde olmayan bir fasulye. Zaten yeğenlerden ben 75 yani. Yaşındayım. Durum bu şeklinde. Neler söyleriz birkaç cümleyle? Ben burada değilim. Ben Antalya'dayım. Antalya'dayız. Yiyoruz bu fasulyeyi. Tabii. Evet. Ben buradan Antalya'da olan birisi olarak yiyeceğim o buradan götürüyorum yani. Buradan alırım. Evet, buradan alırım yani. Bugün birinci olan da Antalya'dan bir ablamız gelmiş köyde herhalde arazi kiralamış. Buranın çocuğu. Buranın çocuğu. Bizim tanıdığımız bir aile çocuğu. Birinci oldu. Olsun. Dışarıdan geldi, ekti. Tabii. Evet işte. Tebrik ediyorum. Ya tabii, çok ben yani, de tebrik ediyorum. Evet. Yok, orada. Biz teşekkür ederiz. İkinci olduk ismimiz. Evet, Gülseren Dal'dan. Evet. Akçabelen'in ebelerimizden, dedelerimizden, ninelerimizden eskiden kalan şeker fasulyemiz birincidir. Dışarıya ihracat ederizdir. Lezzeti bir tanedir. Yani pişirdik vatandaşlarımız yesin diyerekten. Çok teşekkür ederiz yiyenlerden ve verenlerden. Allah razı olsun. Ölmüşlerin canına değsin. Allah sizden de razı olsun. Fasulyenin ikinci neden oldu? Hangi özellikleri var? Nasıl yetiştirdin? Odun ateşiyle pişirdik. Doğal. Hiç gübre atmadık. Ellerimizle yetiştirdik. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Diyorlar ki bunu ateşte pişirdik. Et kullanmayacaksın kesinlikle. Evet, et bozar bunu. Et bozar bunu. Bunun lezzetini et bozar. Bozar. Evet. Yani et yani tadında. Buna et bozar. Fasulyemizi. Hiç gerek yok ete. Eti et yiyeceksin, fasulyeyi yiyeceksin. Et ettir. Akçabelen fasulyesi, Akçabelen fasulyesidir. Evet, birincidir. Birincidir fasulyemiz. Teşekkür ediyoruz. Evet, biz abla, teşekkür ederiz. Sen neler söyleyeceksin? Söylemeye gerek yok. Fasulyemiz Türkiye'de birincidir. Evet. Allah'a çok şükür tadı da lezzeti de birincidir. Et de şurada dursun, balık da şurada dursun. Ateşte pişireceksin, oturup kuru fasulyeyi yiyeceksin. Allah'a çok şükür. Olsun. İnşallah. Merhaba efendim. Bu köylüyüz. Akçabelenliyim. Emekli öğretmenim. Çok güzel. Şefik Ünvar. Beyşehir'de kalıyorum. Beyşehir'de. Festivale katıldım. Çocukluğumuzdan beri fasulyeyi üretiyoruz, tüketiyoruz, yiyoruz. 2009'dan beri üretiyorlar, yaşayabiliyorlar. Güzel bir şey oluyor yani.
lezzeti. Çok güzel, çok güzel. Ete gerek yok, gerçekten gerek yok yani. Ete, ete gerek yok. Fasulye pişirin, ete gerek yok yani. Şöyle tadı, şey, lezzeti yeter yani. Ben hanım köylü olarak Çetmeliyim. Aslen böyle değilim ama fasulye yedikten sonra artık burada olmaya karar verdim. Buralarda. Evet sevgili izleyenler, ablamız yarışmada üçüncü oldu. Tanıyalım sizleri. Alper Pekoğlu. Yetiştirirken nelere dikkat ediyoruz? Niçin dereceye girdiniz? Şimdi çapalarız, otunu yolarız, ilaç atarız. Ondan sonracığıma işte çapalarız. Kaç yıldır üretiyorsun fasulyeyi? İşte 3 ay sevirdiriz. Yıldır. Çocukluğumuzdan beri? Çocukluğumuzdan üretiyoruz. Tamam, tebrik ederiz. Üçüncü oldunuz. Sağ ol, Allah razı olun. Leke düşünce burçlardaki bayrağa, Anadolu'm topyekün kalktı ayağa. Mehmet Efe, Memik oğlan, Memo Ağa birlikte yürüdüler İzmir'e doğru diyelim. Ama babayla, sağ ol, teşekkür ederim. Babayla oğul anıtı için bir şey söylememiz. Dinleyelim. Bu Karale Çavuş'un şeyi de, yaşantısı da işte oğlu askere gittiği zaman orada soruyorlar babam Çetmeli Karali diye sorarken belli bir gruplar askerde malum herkes bilir. Herkes hemşerisinin yanında toplanır. Konyalıların olduğu yere geliyor. İşte ben Konya Beyşehir Çetmeli'yim. Babamı arıyorum diye. İleride diyorlar bir kişi var. Tek oturuyor. Git ona bir sor. Onun yanına gidiyor. Ben diyor Çetmeli Karali Çavuş arıyorum. Sen kimsin diyor. Ben onun oğluyum diyor ve kucaklaşıyorlar. Aradan bir gün geçiyor. Rahmetlik şehit oluyor Karali Çavuş. Oğlu da İzmir'e girerken alay sancaktarı olarak o da şehit oluyor. Ve babayla oğul anıtının Beyşehir'e 98. senesi bitip 99. senesinde köyümüze Karali Çavuş ve oğlunun anıtını diktik. Ya gerçekten lezzetini hani sürekli duyuyorduk ama tatma zevki, yani tatma bugün gerçekleşti öyle diyelim. Ya süper, harika. Dünyaya artık ismini duyurmuş bir Çetmi fasulyesi. Yedikleri kadar var mı? Evet, çok beğendik. Et diyorlar, kullanmayacaksınız herhalde. Çok beğendik gerçekten. Konya'dan geliyoruz. Biz sağlık ve varlık firmasıyız. Misafir olarak davet edildik. Gerçekten çok beğendik. Tatmakla yaşamak, duymak bir değil. Şöyle kısacık bir şey anlatayım. Nevşehir'de pekmez icat olmuş. İki arkadaş işte pekmez diye bir şey çıkmış. Çok tatlı, çok tatlı demiş. Yedin mi? Hayır, babamın amcasının oğlu yemiş. Böyle bir şey olamaz. Tadını bilen bilir. Evet, tattık. İlk defa mı tattık? İlk defa tattık. Biz Konya'dan misafir olarak katıldık. Gerçekten mükemmeldi. Lezzeti harikaydı. Yapanların, bu şenliğe, organizasyonuna emeği geçenlerin hepsine ellerine sağlık diliyorum ben. Başka da bir şey demiyorum. Evet. Kullanmayı, tüketmeyi düşünüyorum. Tabii giderken alacağız. İlk defa geldik, misafir olarak katıldık. Yani çok beğendik gerçekten, lezzetliydi. Herkesin katkısına, hizmetine teşekkür ediyoruz. Evet. Biz de giderken satın almak istiyoruz. Çok beğendik, ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Tam bir protein kaynağı. Besin olarak az da olsa çok doyurucu olduğunu gördüm ben. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Bu fasulye yine söylediğimiz gibi yüzyıllardan, atalarımızdan günümüze, ata tohumlardan elde ettiğimiz fasulyeleri günümüze tekrar ekip, işleyip, atalarımızdan günümüze işleyip, ekip tekrar günümüze kazandırıyoruz. Ama gerçekten şöyle lezzet olarak et, kesinlikle et veya herhangi bir şeye gerek yok gıda olarak. Bunu pişirirken et kullanmayacaksın kesinlikle diyorlar. Hepiniz de diyorsunuz. Ve sizler de 2 yıldır, 3 yıldır evet, farkındaysanız evet, sizlere de ikram ediyoruz. Lezzetini. Et tadında. Aynen yani. Proteini, lezzeti olan bir fasulyemiz. Kesinlikle. Evet. Bunu biz çevre köy ve kasabalara tohumları, fasulyemizin tohumlarını veriyoruz. Aynı fasulyeyi ekip işliyorlar. Ama ne yazık ki aynı lezzeti veya aynı tadı alamıyoruz. Alamıyorlar.
Böyle de bir şey söz konusu. Tabii ki biz şöyle değerlendiriyoruz. Rakım yüksekliğinden veya toprağımızın verimliliğinden kaynaklanan bir lezzet. Evet. Ama kesinlikle et kullanmıyoruz. Et tadında farkındaysanız lezzetli. Tüm ülke insanının bu fasulyeyi yemesini istersiniz herhalde. Kesinlikle yani ben bir Antalya en son Türk Hava Yolları VIP ve CIP mutfak şefliği yaptım. Turizmciyim. Oralarda fasulyeyi denettik biz. Hediye olarak götürdüğümüz, hediyeler verdiğimiz insanlar vardı böyle bürokrat takımlarına. Gerçekten onlar da her yıl özellikle telefonla arayıp bana atıyorum şu kadar fasulye lazım temin edebilir misin diye siparişlerini de alıyoruz yani. Evet. Aynı zamanda bu Avrupa'daki raflarda veya Türkiye'deki bazı raflarda yerini de aldı fasulyemiz. Coğrafi işaretli ve patentli bir ürünümüz. Evet. Tebrik ediyoruz. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Yine bekleriz inşallah. Allah izin verirse. Evet sevgili izleyenler, bu yıl 8.sini gerçekleştirdik. Akçabelen kuru fasulyemizin festivalinin. Evet, kooperatif başkanımız Metin Bey ve köy muhtarımız İsmail Bey ile beraberiz. Vallahi öncelikle hoş geldiniz. İşte bu yıl 8.sini düzenlediğimiz Şeker Fasulye Festivali. İşte gördüğünüz gibi büyük bir katılımla gerçekleştirdik. Yemeğe geçen herkesten Allah razı olsun. Havasından, suyundan, rakımından, insanından, değil mi? Lezzetimiz, biraz da sevgimizden, ekmekten, evet. Biçmekten. Ya şimdi biz gölden gelen bir sıcak iklim, besintiden dolayı herhalde ona bağlıyorlar genelde araştırmalarda şey, lezzet tatlı. Rüzgar meltemi var yani bu. Evet. Havzada. Öyle diyelim. Ekili çekti de biz tarımda misal makinalaşmaya geçsek bile geçemedik diyelim. Yani eski geleneksel yöntemlerle ekim devam ediyor. Herhalde bu işin zahmeti de biraz çok olduğu için bu lezzet de biraz da oradan geliyor herhalde. Yani insanların çekmiş biraz olduğu alın terinden dolayı, o zahmetten kaynaklanıyor diyorsunuz. Evet. Evet muhtarım, neler ekleyeceğiz? Sağ olun. Ben de buraya geldiğiniz için ve sizin 3. yıl buraya gelişinizin teşekkür ediyorum. Sağ olun. Demek ki biz kaliteyi üretiyoruz. Sizler bunun farkındasınız. O yüzden dolayı geliyorsunuz. Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Tabii Akçabelen Çetmi şeker fasulyesi deyince, akla ilk gelince bildiğiniz üzere hem coğrafi işaret hem Birleşmiş Milletler'in bize verdiği destek bu ata tohumu olduğu için. Ata tohumunun ne kadar günümüzde değerli, ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi yani uluslararası bir ünvanımız, şanımız var yani. Yani uluslararası bir ünvanımız, şanımız var. Zaten geçen yıllarda biz 4 tane Avrupa devletine bunun ihracatını gerçekleştirdik. Evet. O yüzden dolayı şimdi bu şeker fasulye çok nazik bir ürün. Çok hassas bir ürün. Hastalanması çok kolay olan bir ürün. Ama biz bunun tohumunu yetiştirebilmek için özellikle ekeceğimiz tarlalara tohumlarımızı biz teker teker ayıtlayarak tekrar tarla toprakla buluşturuyoruz. Şimdi bunun şeker fasulye deyip hemen sofrada pişirip yeme çok lezzetli. Ama bunun bir de serüveni var. Yani toprakla birlikte hasat zamanına kadar çok bir serüvenimiz var. O yüzden dolayı bu değerimize biz sahip çıkıyoruz. Bu değerimizi biz dün kaliteliydi, bugün kaliteli. Allah izin verirse yarın da aynı kalitede devam edeceğiz. Daha da kaliteli yapmaya çalışacağız. O yüzden dolayı biz burada baş koyduk. Bu ata tohumumuzu Türkiye'ye tanıttığımız gibi sizlerin sayesinde dünyaya da tanıttık, tanıtmaya devam edeceğiz. Yine bir sloganımızı geçen yılda size söylemiştik. Yemeyen vatandaşlarımız çok şey kaybediyor. Yiyen vatandaşlarımız da yine söylüyorum, sakın ha sakın bizim fasulyemizin içine et atmayın. Evet, bizim fasulyemizin tadını, kalitesini bozar. Ben de o soruyu soracaktım. Gerçekten et bozuyor kaliteyi, tadını, lezzetini. Evet, biz bunu... Ama yiyenler de bu şekilde olduğunu söylüyorlar bu hakikaten. Yani şimdi gerçekten biz bunu söylüyoruz ama boşa söylemiyoruz. Yani bunun bir kalitesi, bunun bir şeyi olduğu için bunu öyle söylüyoruz. Çünkü
Yani gerçek gerçek başka bir ürün ya da başka bir şey, yani özellikle et bizim fasulyemizin tadını bozar. O yüzden dolayı kesinlikle et fasulyemizin içinde tavsiye etmiyoruz. Etle pek iyi olmaz ama fasulyenin kalitesine diyecek yok mi? Yok yani. Evet babam. Emekli, evet. Emekli imamımız Sayın Halil Hocam. Halil Şahin. Evet. Halil Hocam. Yaş kaç Halil Hocam? Ha, 77. 77. 80'den 77'ye indin 77 ya. Ya işte 87 maşallah, diyecek. Maşallah. Nasıl evet. Görüyorsunuz? Evet. Dinç ve diri görüyoruz maşallah. Ha, gençlere tamam. Taş çıkartıyorsunuz. Ha, herhalde çok fasulyeden oluyor. Fasulyeden oluyor. Ha, bizim burası ben işte 80-77'in bizim tohumumuz evet. Hiçbir yerde yoktur. Anca buradan götürürlerse var o. Ve o yapıyorlar. Gelecek sene onlar ekmiyorlar. Ekmeği biz yine gelip bizim buradan alıyorlar tohumu. Ha, tohumu her yıl buradan alıyorlar. Buradan alıyorlar yani. Lezzeti yakalamak için. İşte bizim tohumumuzda ta babamızdan, anamızdan kalma bu elimizdeki tohumlar. Bundan dolayı bu toprakta geliyorlar işte Selçuk Üniversitesi'nin kaç tane, 8 tane bu ziraatla uğraşan şeyleri bu toprakları aldılar götürdüler. Acaba bu akşam çetme fasulyesinin bu lezzeti nereden geliyor? Her taraftaki yorla bizim tohumdan ama bu lezzet yok. Bu lezzet yok. Bu lezzet yok. Nispeten de yakalarlar ama bu lezzeti bulamadılar. 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 Doğru mudur başkanım? Şimdi doğrudur. Yani bizden herkes tohum alabilir. Sıkıntı yok ama ekilen yerlerde burada kıtadı vermediği de bir gerçek yani. Gerçek. Evet teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ biz de teşekkür ederiz buralara kadar geldiğiniz için. Evet sevgili izleyenler, Bir Milletin Efendisi programının daha sonuna geldik. Bu hafta Konya ilimizin Beyşehir ilçesi Akçabelen köyünde idik. 8.'si gerçekleştirilen kuru fasulye festivalini ekranlara taşımaya çalıştık. Bu yıl şahsen 3. olarak gelmiş olduğum bir festivalde. Evet. Allah 4.'sünü nasip eylesin, kavuştursun. Sağlığıyla. Daha güzel, daha kaliteli, daha enfes İnşallah. Ekimlerle beraber. İnşallah. Sizlerin desteğiyle. Herkese İnşallah. Bunu tüm ülke insanına yedirmek Allah-u Teala sizlere nasip eylesin. İnşallah. Amin. İnşallah. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, haftaya ülkemizin yeni bir hasat yeri, yeni bir köy meydanında buluşuncaya dek ben Adem Birinci yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize hayırlı haftalar diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoş geldiniz. Abone